Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha önce görmeye pek alışık olmadığınız 20 ilginç hayvanı göreceğiz. Dünya üzerinde 20 ile 100 milyon arasında hayvan çeşidi olduğu düşünülüyor. Üstelik bu canlıların çoğu hala tanımlanmış değil. Tanımlanmış tüm canlıların %80'ini ise böceklerin oluşturduğu düşünülüyor. Soyu tükenen ve hiç görmediğimiz canlılar olduğu gibi keşfedilen hayvanlar da mevcut. Bu içerikte sizlerle daha önce pek aşina olmadığınız 20 hayvanı sizlere tanıtacağız. 1. Yeleli kurt. Yeleli kurt köpekgiller familyasından Güney Amerika'nın en büyük yaban köpeği. Avrasya ve Afrika'nın büyük yaban köpekleri gibi uzun bacaklı ve ince olmasına rağmen yaşam tarzlarıyla onlardan önemli ölçüde ayrılır. Yeleli kurt sürü avcısı değildir. 2. Püsküllü geyik. Püsküllü geyik, geyikgiller familyasından Munchak geyiğinin yakın akrabası olan bir geyik türüdür. Orta Çin, Kuzeydoğu Hindistan ve Myanmar'da yaşar. Yaşama alanı 4500 metre yükseklikteki ormanlık dağlar olduğu için incelemesi zordur. 3. Grimpotoitis. Grimpotoitis, Dumbo ahtapotları olarak bilinen pelajik şemsiye ahtapotlarının bir cinsidir. Dumbo adı, Disney'in 1941 filmi Dumbo'nun baş karakterine benzemesinden kaynaklanmaktadır ve her bir gözün üstündeki mantodan uzanan belirgin bir kulak benzeri yüzgeci vardır. 4. Patagonya marası. Patagonya tavşanı olarak da bilinen Patagonya marası, Arjantin ve Paraguay gibi ülkelerde yaşar. 5. Baby Rosa. Geyik domuzu olarak bilinen bu tür Endonezya'da görülür. 6. Ayay. Ayay, Dau Bentonidae familyasının tek üyesidir. Madagaskar'da yaşayan oldukça nadir bir makimsi maymun türü. Uzun parmaklı giller familyasının tek yaşayan üyesidir. Familyanın Büyük Ayay adında diğer bir türünün soyu tükenmiştir. Ayay, gece ortaya çıkan en büyük primattır. 7. Iravadi Yunusu. Iravadi Yunusu, Güneydoğu Asya ve Bengal Körfezi'nin bir kısmında nehirlerde, Haliçlerde ve deniz kıyıları yakınlarında aralıklı olarak küçük popülasyon grupları halinde yaşayan bir Örihalin okyanus yunusu türüdür. 8. Pembe Armadillo. Pembe Armadillo, Arjantin kökenli olan bir çöl hayvanıdır. 9. Yıldız Burunlu Köstebek. Yıldız burunlu köstebek, köstebekgiller familyasına ait bir memeli hayvan türüdür. 10. Kiva Hirsuta. 2005 yılında Güney Pasifik Okyanusu'nda keşfedilen bir kabuklu türüdür. 11. Asya Dev Kaplumbağası. Güneydoğu Asya'ya özgü bir tatlı su kaplumbağası türüdür. 12. Çöl Faresi. Çöl faresi, Diplodidae ailesinin kemirgen türüdür. Çin ve Moğolistan'da bulunur. 13. Gerenuk. Zürafa ceylanı olarak da bilinen Gerenuk, Afrika'da bulunan uzun boylu bir antiloptur. 14. Dugong. Dugong, deniz ineği takımından olan bir deniz memelisi. Boyu 2.7 metre, ağırlığı 250-300 kilogram civarındadır. Dugonglar, Hint Okyanusu'nda, Doğu Afrika'da, Kızıldeniz'de, Güneydoğu Asya kıyılarında, Avustralya'nın kuzey kıyılarında ve Hindistan'ın batı sahillerinde yaşarlar. 15. Fossa. Fossa, Madagaskar'a endemik bir memeli türü. Madagaskar'daki en büyük etçil memelidir. Son yapılan araştırmalara göre Fossa daha önce sanıldığı üzere nokturnal bir hayvan değildir. Ancak nadir bulunduğu gibi eskiden gece dolaştığı sanılmaktaydı. Ama bu araştırmaya göre Fossa hem gece hem de gündüz görülebiliyor. 16. Taşamenler. Çenesiz bir balık türü olan taşamenler bofa balığı olarak da bilinir. 17. Zebra Duiker. Fil dişi sahilinde Sierra Leone'de ve az da olsa Gine'de bulunan küçük bir antiloptur. 18. Malezya Uçar Makisi. Malezya Uçar Makisi, sistematikteki yeri tartışmalı olan Uçar Makigiller familyasının monotipik Cynocephalus ve Galeopteris cinsinden memeli hayvan türüdür. Yaşayan tek yakın akrabası Filipin Uçar Makisi'dir ve onunla birlikte Kolugo Orta ile anılırlar. 19. Çıplak Kör Fare. Çıplak kör fare, Doğu Afrika'nın kurak bölgelerinde yaşayan kemirgen takımından hayvanlardır. Uzun ömürleri ve kanserojen maddelerle aynı ortamda bulunsalar dahi kanser geliştirmemeleri ile bilim dünyasına ilgisini cezbetmektedirler. Listemizin 20. ve son balığı olan damla balığı. Blobfish, Scorpioniforms takımına bağlı bir balık cinsidir. Bu balık ana kara kıyılarında, derin sularda, Avustralya ve Tazmanya'nın yanı sıra Yeni Zelanda sularında yaşamaktadır. 600 metre ile 1200 metre arasında yaşayabilmektedir. Rengi ve görünüşü nedeniyle çirkin balık olarak da adlandırılmıştır. Bu videomuzda sizlerle birlikte
daha önce görmeye pek alışık olmadığınız 20 ilginç hayvanı inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.